Herkese merhaba. Bu hafta konumuz guaj böler ve yardımcı malzemeler. Bu hafta size guaj böleri tanıtacağız. İlk olarak şöyle göstereyim. Standımıza doğru gelelim. Aynen, standımızda. Winsor & Newton'ın designer guaj boyaları var. Gerçekten çok kaliteli. Doğal pigmentten yapılıyor bunlar. Serisine göre değişiyor bunlar. Seri 1, seri 2, seri 3 diye gidiyor. Şöyle örneğin daha yakından da gösterebilirim bir tane. 14 milim. Evet. Designer guajları Melin'de anlatacağı için istersen aynen, diğer serilere de devam edelim. Bunun dışında mağazamızda Talents'in de guajları var. Bunlardan size biraz bahsedeyim. Evet. Talents'in guajlarının da renk skalası çok geniş. Mağazamızda hemen hemen her rengini bulabilirsiniz. Designer guaj ve Talents markalı ürünleri. Çok güzel renkleri var Talents'in de. Bunlar da yine yüksek pigmentlerden yapılıyor. Onun dışında şöyle size setini de göstereyim. Havada yakalarımız. Aynen. Talents'in. Bu da Art Creation serisi. Art Creation serisi için. Şöyle göstereyim renk skalasını. Temel renklerin hepsini bu sette de bulabilirsiniz ayrıca. Evet, yayın donuyor bilginiz olsun demiş Eray Bey. Acaba şu an nasıl? Sanıyorum geliyor. Aynen, onun dışında... Evet, başka anlatacağım burada bir şeyler varsa alalım. Guaj boyalarla alakalı 89 renk var bunlarda. Doğal pigmentten yapılıyor. Orada bir saniye şöyle... Renk skalasını da gösterelim. Renk skalasını burada görebilirsiniz. Mat, canlı, opak renkleri var. Özellikle amblem, logo, grafik tasarım alanlarında, illüstrasyon yapanların, tasarım yapanların ve güzel sanatlar okuyanların ilk başta en fazla kullandığı renkler. Özellikle üniversitelerde renk çemberi guaj boyalarla yapılır zaten. Yani sürekli aslında her öğrencinin ilk başta tanıştığı boyalardan bir tanesi guaj boya. Sulu boyadan farkı, sulu boya daha transparandır ve daha böyle birbirleri arasından renk geçişi yaptığınızda alttan renkler birbiriyle gözükebilir. Fakat guaj boyalarda birbirlerinin üstünü çok fazla örttüğü, opak olduğu için üst üste katman katman uygulayabiliyorsunuz. Yani direkt mesela mavinin üstüne sarıyı sürdüğünüzde yeşili görmüyorsunuz. Direkt sarı rengini görebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten kapatıcı çok olduğu yoğun, için. Kapatıcı. Ve burada özellikle şöyle bir yakından baktığınızda 4 farklı siyah göreceksiniz. Bu 4 farklı siyahın da hani hepsinin farklı bir alt tonu var. Hani kahve alt tonlu. Bu arada Taner hocamız çok seviyorum bu guajları demiş. Teşekkür ediyoruz. Taner hocam. çok selamlar. Öpüyorum sizi. Guajların her bir siyahının da yeşil alt tonlu, kahve alt tonlu. Mesela Lamp Black var. Daha is siyahın, daha soğuk bir mavi tonunda. Jet Black de en çok bizim sevdiğimiz, yani özellikle net siyahlar elde edebileceğimiz bir siyah. O yüzden zaten onun büyük boyu da var şöyle gösterirsek. Çünkü en çok kullanılan ve tercih edilen net siyah. Yoğun bir siyahlıkta. Evet. Ve guaj boyaları sulu boyadan hani ayırmak, yani şöyle gerekirse eğer daha opak ve daha örtücü, merhabalar evet, tekrardan. Ama eğer ki sulu boya gibi kullanmak istiyorsanız da rengi açabiliyorsunuz, suyla birlikte inceltebiliyorsunuz. Sulu boyada kullanılan medyumlar guajda da kullanılabiliyor. Mesela maskeleme sıvıları, sedefleştirme medyumları. Bunların her biri de yine guaj boyalarda da kullanılabiliyor. Özellikle Arap zamkı da kullanılabiliyor. Çünkü içerisinde zaten var olan bir ham madde. Arap zamkını çok fazla önermiyoruz. Çünkü eğer çok fazla koyarsanız sulu boyada olduğu gibi parlamalara sebep verir. O yüzden biz matlığını sevdiğimiz için guaj boyanın zaten asıl amacı da o. O yüzden yüzdelik oranı önemli. Fırçalara yine genel olarak baktığımızda tüm fırça serilerimizi guaj boyalarda da kullanabiliyoruz. Çünkü hiçbir şekilde farklılık yok. Sulu boyanın daha örtücülük olan hali aslında guaj boyalar.
bölüm olarak en çok guaj boyaları tesit minyatür yapanlar tercih ediyor. Hani üniversitelerde de baktığımızda grafik tasarım alanında da hani şu an dijitalleşmeye gittiği için artık geleneksel tavırları bırakıyor herkes ve hani o yüzden dedim geleneksel Türk sanatları tesip minyatür bölümü çok fazla kullanılıyor diye. Kağıt olarak da yine %100 pamuk. Şu anda bir soru var. Öznur Hanım sormuş. Serkan Bey, guaj için hangi tabakaları kullanabiliriz diye bir soru gelmiş Öznur Hanım'dan. Tabii, evet Serkan Bey. Şöyle göstereyim. Cold press, hot press, sulbede kullandığımız ürünleri yine burada kullanabiliriz. Evet, şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim size de. Kağıt raflarımız çok estetik gözükmüyor ama bunlar, tekrar ediyorum, mağazamıza geldiğinizde çok önemli kağıtlar, önemli evet, malzemeler. O yüzden çok zarar görmemeleri için aynen bu şekilde saklıyoruz. Evet, Özgün Hanım'a selamlar. Devam edebiliriz. Evet. Buyurunuz. Zaten aynı şekilde Serkan Bey'in de dediği gibi hani sulu boya tabakaları kullanılabiliyor, sulu boya defterleri kullanılabiliyor. Yani %100 pamuk olması tabii ki de yaptığımız iş için çok önemli. Ama herhangi bir sulu boya için ya da bristollerde, hani sert yüzeylerde... Bristolde de oluyor mu? Evet, bristolde de çok rahat kullanabilirsiniz. Kullanılabiliyor. Kullandığımız su oranı çok önemli. Eğer ki çok fazla su kullanırsak hem örtücülüğü zayıflar, hani transparanlaşır, hem de yüzeyde çok fazla homojen bir örtücülük yakalayamazsınız. Biraz degradeler oluşur. Yani su böyle lekeleri oluşur. Bu da bizim hiç istemediğimiz bir görüntüdür. O yüzden suyun miktarı, içine koyduğunuz suyun miktarı çok çok önemli. Ve aynı zamanda guajı yaptık, bitti. Asla vernik önermiyoruz. Çünkü vernikler guajın canlılığını ve doygunluğunu biraz önüne geçiyor. Tabii kağıt üzerine de yaptığımız için kağıdın üstüne de vernikler aslında çok da sağlıklı bulunmuyor. O yüzden eğer saklanması gerekiyorsa da mutlaka camın arkasından, cam yüzeyinin arkasında, üzerinden bir saklanma tercih edilebilir, çerçeve vesaire diye. Eğer ki guaj boyanın da yüzey kalıcılığını, tutunurluluğunu arttırmak için size bir püf nokta verelim. Winsor Newton mat medium kullanarak boyanın yüzeyde kalıcılığını arttırabilirsiniz. Evet, yani, önemli bir bilgi. Evet, yani bir guaj boya aldınız, siz bunu istediğiniz zaman sulandırıp tekrardan oynama yapabiliyorsunuz. Yani guaj boya sürekli oynanılabilir hale geliyor aslında. Akrilik boyadan farkı, hani bu yüzeyle alakalı farkı, akrilik boya kuruduktan sonra çıkartamıyorsunuz yüzeyden. Ama guaj boyayı çok rahat hareket ettirebilirsiniz, yüzeyden çıkartabilirsiniz. İsterseniz 1 yıl geçsin, isterseniz 3 yıl geçsin, hiç fark etmez. Kuruduktan sonra çıkıyor. Ama akrilik mat medium eklediğiniz takdirde yüzeyde kalıcılık elde etmiş oluyorsunuz. Yani kuruduktan sonra oynama yapmıyor. Bu da çok önemli bir bilgi. Mat medium tercih etmemizin sebebi ise tamamen guajın bitişiyle yakın olduğu içindir. Yani şöyle anlıyoruz. Tuvalde kullanmak istiyorsak guajı, değil mi? Tuval ya da herhangi bir kağıt yüzey olarak, hani eğer tekrar kalıcılığını tekrar artırmak istiyorsak. Evet, yani sulandırılmasını engelliyoruz. Tekrardan söylüyorum. Guaj boyayı fırçayla kuruduktan sonra temiz suyla geçtiğimizde guaj boya çıkıyor. Fakat medium kullandığımızda, akrilik bazlı medium kullandığımızda guajı biraz akrilik gibi kalıcı hale getiriyoruz. Yani tuval üzerine de rahatlıkla evet, kullanabilirsiniz. Bunu da mat mediumla yapıyoruz. Evet, ya da yine kağıt üzerine de uygulamak isterseniz mat medium katabilirsiniz. Tabii ki de oran önemli. %50'den fazla önermiyoruz. Çünkü boyanın artık yapısını bozduğu için. Ve evet, yine diğer fırçalarla uygulanabiliyor. Şimdi masamıza getirin ve kıvamlarına bakın. Evet. En sevdiğimiz kısım. Spectrum Red var. Tamamen örtücü. Sulu boya gibi kullanmak istiyorsak şöyle
ilk başta göstermek istiyorum. Sadece temiz su aldım ve yüzeye dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi sulu boya gibi lekeler oluşturabiliyorum ve çok rahat bir şekilde. Ama eğer guaj gibi kullanmak istiyorsam, yani guaj gibi dediğim direkt guajı asıl haliyle kullanmamız gerekirse, renk canlılığı harika. Evet. Gerçekten çok güzelmiş onun. Ve gördüğünüz gibi kıvamı o kadar iyi ki ekstradan, yani bizim doldurma tekniğimiz var, böyle birazcık suyla kıvamı şey yapıp şöyle ufak ufak doldurularak yüzeyi aslında boyarız. Ama şu şekilde de çok rahat fırça izini, çünkü bırakıyor, viskositesi o kadar iyi ki, yani fırça izini bırakmadan direkt yüzeyi dümdüz boyayabiliyoruz. Bu gerçekten çok iyi bir, yani sonucu elde ettiğimizin kanıtı şu anda da gözüküyor zaten. Yani sulu boya gibi de kullanabiliyoruz bir guajı. Gördüğünüz gibi yoğun ama çok suyla karıştırdığımızda nasıl dağılıyor. Ya da böyle dokular elde edebiliyoruz. Ya da direkt yüzey boyaması için işte logolar tasarımı, amblem, işte animasyon, illüstrasyon yapanların çok da tercih ettiği bir boya aslında. Sadece tuval üzerinde çıktığı için problem yaşanıyordu. Hani tercih edilmiyordu. Ama onun da bir çözümünü bulduk ve tamamıyla mat medyumla bunu yapabiliyoruz. Diğer renkleri de deneyebiliriz. Evet, mesela bu arada soruları da okuyayım. Tabii mesela ki. Kağıdımız kaç gram olmalı guaj boya için diye soru gelmiş. Yani sulu boyada biz 300 gram öneriyoruz. 300 gram olursa tabii ki de daha iyi. Ama guaj boyada sulu boya gibi çok çok su kullanılmadığı için daha düşük sulu boya kağıtları kullanılabilir. Evet. Çünkü yani gördüğünüz gibi suyla olan yer biraz hani kabarıyor. Ama şey olan kuru taraflar daha yüzeyden bir boyama gerçekleştiği için kuru, çok fazla o önemli değil. 200 evet. gram kaldırabilir mi peki? Kaldırır. Bir sorumuz daha var. Hocam sulu boyada fırçalarınız at kuyruğunun kılından mıydı diye bir soru gelmiş. Sulu boyada at kuyruğu fırçası çok fazla kullanılmıyor. Hatta hani sulu boyada hiç kullanılmıyor. At kılının fırçasını kullandığı alan Ebru. Ebru, hatta gül dalı ve at kılın fırçası kullanılır Ebru sanatında. Sulu boyayla bir ilgisi yok. Ama farklı teknikler denemek isteyenler için de kullanabilirler. Ama sulu boyanın samur tercih edilir ya da yumuşak uçluk, şu an gördüğünüz gibi Kotman serisi kullanabilirsiniz. Bu arada renkler gerçekten çok canlı. Evet. Mesela kurudu diyelim ki, ben bunu şimdi turuncuya getirebilirim. Kuruduğu halde direkt sarıyla evet. üstünden geçtiğimde. Akrilikte yapamadığımız olay. Evet. Yani direkt yüzeyden de silebilirim. Yavaş yavaş yüzeyi temizlediğim takdirde guajı silebiliyorsunuz zaten. Böyle de bir özelliği etkisi var. Evet. Gördüğünüz gibi renk karışımı kağıt üzerinde de çok rahat yaptım. Evet. Kullandığımız renkleri de şöyle gösterelim. Yan yana koyalım. Evet. Evet. Varsa sorularınız yine alabiliriz. Mesela hocam ben yağlı boya yaparken at kuyruğunun kılından yapılan fırçaları kullanırken çok iyi oluyor demiş. Çünkü Elif Hanım. Yağlı boyada sert bir yüzey olduğu için sert kıllı fırçalar yağlı boya itmekte, yüzeyde sürüklemekte daha iyidir. O yüzden onu tercih ederken hani daha size kolaylık sağlamış olabilir. Ama sulu boyada gördüğünüz gibi ya da guajda öyle bir şey gerek yok. Çünkü boyaların yapısından ve kıvamından dolayı ince yapılı olduğu için böyle bir şeye ihtiyacımız olmuyor. Evet, bir soru daha vardı. Merhaba, renk karışımı da uygulamalı olarak yapabilir misiniz denilmiş. Belki de biz yapmadan önce yazılmıştı. Belki yapmış de evet, olduk turuncu, ama yine gösterelim. Belki de beyazı da gösterebilirim şöyle. Hatta ben direkt beyazı şöyle. Oo, direkt üstüne evet. uygulayayım diyorsun.
Tabii de suyun biraz... Daha yoğun sanki değil mi beyaz? Evet, beyaz daha yoğun. O yüzden biraz böyle onunla oynamak gerekiyor. Suyla sulandırıp iyice. Sulandırıp. Evet, ya da işte Arap zamkıyla bunu yapabilirim. İçerisinde ilk akan zaten Arap zamkı. Şöyle birazcık ben Arap zamkı da almak istiyorum. Gösterelim. Bu kadar yeterli. Evet. Kıvam önemli. Yani dozaj evet. Diyelim daha doğrusu. Yani akıcılığını arttırıyor. Daha rahat karışıyor. Zaten hemen fırçanın yapısından da onu görebiliyorsunuz. Ben şöyle örtücülüğünü de göstermek istiyorum. Beyaz olmasına rağmen. Evet. Mesela şu an ne ıslandıkça pembeyi, evet, hemen renk karışımını çok rahat şurada gösterebilirim size. Guaj dediğim gibi yüzeyden alabiliyorsunuz, silebiliyorsunuz ve beyazın da kırmızıyla karıştırdığında böyle bir etkisi var. Fırça üzerinde de görüyorsunuz zaten. Gerçekten hemen çok keyifli renk gözüküyor. Karışıyor. Direkt yapmak istiyor insan şu anda burada. Ya evet, hani gerçekten. Biz tabii yayından sonra burada çocuklar gibi oynayacağız. Siz de mağazaya bekleriz oynamak aynen. için. Ya gördüğünüz gibi hani Arap zamkıyla daha rahat, böyle daha canlı oldu sanki. Parlaklığını arttırdı sanki. Parlaklığını arttırıyor, akışkanlığını arttırıyor. Ve yüzeydeki o kırmızının verdiği etkiyle çok tatlı pembe oluştu mesela. Evet. Onun derecesini arttırabiliriz. Hani daha boya eklemedim mesela. Şu kadarlık bir boya da yetecektir. Bu arada farklı tonlar azıcık oluşur. Miktar bile çok etki ediyor. Gerçekten çok. Çünkü pigment kalitesi çok yoğun. Pigmentleri çok yoğun. Doğal pigmentin buradaki önemi. Evet, Ebrar Hanım, bu boyayı tuvalde sorunsuz kullanabilir miyiz demiş. Sanırım başını kaçırdı yayınımızın Ebrar Hanım. Yine tekrar edelim. Evet, eğer ki mat medyum kullanaraktan guaj boyanın içerisine tuval üzerinde de kullanabilirsiniz. Yani aslında direkt kullanabilirsiniz. Fakat hani dökülme, kalıcılık vesaire problem olmaması için mat medyumla kullanarak daha yüzey kalıcılığını arttırabilirsiniz. Ama tuval üzerine daha çok akrilik yağlı boyaları tercih etmenizi öneririz. Çünkü evet. Bunların ebat olarak miktarı bu kadar olduğu için hani bilmiyorum size yeterli evet. Gelir mi? Ben kıyamazdım herhalde guaj evet. Boyamı tuvalde kullanmaya. Evet ama kullanan gerçi, sanatçılar evet. Da var. Zaten bunun için Liquitex markası akrilik evet. Guaj ürünü çıkardı. Onu da var. O yine da çok başarılı. Farklı bir yayınımızda tanıtacağız. Evet. Ya kapatıcı an... özelliği güçlü sevdik denilmiş yorumlarda. Evet, gerçekten yüksek. Yani şu an fırçamda kalanla mesela boyuyorum. Bayağı yine. Aynen. Çok tatlı bir renk oldu. Evet. Kuruduktan sonra birazcık renk koyulaşabilir. Guaj boyanın yapısından dolayı. Bir soru varmış. Hocam peki açık tonları nasıl oluşturabiliriz portre yaparken diye bir soru. Beyaz rengi alıyorsunuz yanınıza. Her daim bunu kullanaraktan başucumuza tıkıyoruz. Evet, başucu rengi bu. Çünkü çok fazla gerçekten hani kullanılıyor. Mesela şurada sarı, kırmızı, beyazdan biraz böyle portre ten rengi oluşturabiliriz. Biraz pembeliğini arttırarak. Şurada size hazır kağıttan palet oluşturdum. Gördüğünüz gibi aslında bir ten rengi, soğuk ten rengi. Biraz daha evet. Pembeleştirmek istersek şuradaki pembeyi alıp şöyle farkı da aslında yakalayabilirsiniz. Ya bu tamamen kullandığınız beyaz miktarıyla alakalı. Ve eğer beyaz renk istiyorsanız şöyle püf nokta daha vereyim. Alalım. Rengin içine yani kırmızıyı sıkıp içine beyazı katmaya çalışmayın. Beyazı yüzeye sıkın. İçerisine çok az kırmızı evet. Ekleyin. Çünkü beyazın örtücülüğü çok fazla olduğu için çok fazla rengi hani yutacaktır. O yüzden yavaş yavaş eklerseniz daha en azından tabii, kontrollü doğru. Gidersiniz. Mantıklı. Çünkü diğer renkler de çok baskın. Hani tamamıyla açık renk oluşturmak için beyazı sıkın, beyazın içine renk ekleyin. Aynen. Bu da önemli bir püf nokta. Üniversitede keşke ben de bu bilgiyi bilebilseydim. Daha az boyalarım giderdi çünkü. Evet.
Aktaracaklarım benim bu kadar. Evet. Başka sorusu olan varsa alabilirim. Şöyle bir talep var. Bu çalışmanın bitmiş halini sayfanıza paylaşırsanız seviniriz denilmiş. Tabii ki paylaşırız. Tabii ki. Melinda Hanım'ın eserini. Çok, eser demeyelim. Renk. Çok beğenildim. Renk denemesi evet. Yaptığım bir çalışma. O yüzden çok da fazla şey yapamayacağım. Ama tabii diyelim, paylaşırım. Diyelim. Evet. Yani ben burada özellikle renklerin karışımı, birbirleri arasındaki renk geçişlerini kurduktan sonra bile hala gerçekleşebiliyor olmasını göstermek istiyorum. O yüzden... Yalnız kırmızı gerçekten çok güzel bir kırmızıymış. Evet, hala kuruyor. Mesela şurada bir koyuluk var. O ıslak demek. Tamamen kuruduğunda dümdüz olacak. Evet. Spektrum redmiş. Hani, yani 3 renkle neler yaptık? Evet, nasıl gerçekten 3 renkle. Evet. Yani şurada sulu boya, mesela pastel sulu boya havası veriyor. Havası veriyor gerçekten. Şu tonları da bulabilmek gerçekten önemli. Mesela kuruduktan sonra sulu boyayı çözmek. Bunu da gösterelim ve başka sorumuz yoksa artık yavaştan. Evet, şunu göstereyim. Hani tekrar tekrar çözebiliyoruz boyayı. Mesela diyelim ki boyadık, üzerinden 24 saat geçti. Yine bu şekilde isterseniz çözebiliyor muyuz? 3 yıl geçsin, isterseniz 5 yıl geçsin. O kadar. Çözebiliyoruz. Hatta şöyle bir peçete yardımıyla alıp silebiliyoruz. Zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi. Evet. Tekrardan, yani iyi bir guaçsa zaten oradan çıkar. Evet, medium'la birlikte de kullanabilir misiniz denilmiş. Kullandım. Gamarabik'le kullandık. Bir. Yayınımızı bu arada kaydedeceğimiz için baştan sona rahatlıkla izleyebilirsiniz. Evet. Medium'da akışkanlığını arttırıyor. O yüzden çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kullanım alanını evet. Daha rahatlatıyor. Bu arada biz Gamarabik'le kullandık. Diğer medium'larla da dilerse müşterilerimiz kullanabilirler değil mi? Tabii ki sedefleştirme medyumu vesaire çok rahat kullanılabiliyor. Evet, şu medyumları da ben en son gösterip tamam yavaştan kapatalım diye düşünüyorum. Rica edeyim medyumları tekrardan. Tabii ki. Şimdi sedef medyumu ve Arap zampı şuradan göstereyim. Ve maskeleme sıvısı. Bunların her birini hem sulu boyada hem de guaj boyalarda kullanabilirsiniz. Evet, sedef medyumu da burada. Evet, sedef direkt hani guajınızı böyle içindeki sedef tanecikleri karıştırarak ışıltılı bir hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda art maske flütte maskeleme sıvısı kullanabilirsiniz. Evet. Son kapanmadan önce bir soru. Tahta yüzeylerde kullanabilir miyiz diye bir tahta soru gelmiş. Tahta yüzeylerde de kullanabilirsiniz. Ama hani çıkma olasılığı vesaireyi göz önünde bulundurabilirsiniz. Guaj boyayı yani yüzeylerde sürdüğünüzde tutunur. Çok rahat kullanabilirsiniz. Örter de fakat su geldiğinde dışarıdan herhangi bir elinizle bile ıslakken dokunduğunuzda boya çıkar. O yüzden akriliği tercih etmenizi evet. Öneririm. Evet, mağazanız hangi şehirde denilmiş? Elif Hanım, mağazamız şu anda Fenerbahçe'den yayın yapıyoruz. Ücretleri sormuşsunuz bir de. Serilerine göre değişiyor. Web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz direkt mesaj atabilirseniz hepsiyle ilgili size bilgi de verebiliriz. Link gönderebiliriz. Evet, Serkan Bey artık yavaştan kapatalım. Herkese iyi günler dileriz. Görüşmek üzere. Mağazamız herkese de bekleriz bu arada. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.